zaman dava dosyalarına da yansıyor. 1990'lı yıllarda ne tür cinayetlerin yaşandığı, ne tür ya insan hakları ihlallerinin yaşandığı soruşturma makamları tarafından da duyuluyor. Ama maalesef yine mağduru Kürtler olduğu için bu konuda tek bir soruşturma ve yargılama maalesef yürümüyor. Bizler insan hakları savunucuları olarak bu yılda insan hakları haftası etkinlikleri kapsamında bir kez daha kayıp yakınlarının yanında olduğumuzu, en temel hakları olan yakınlarını defnetme hakkı, yakınlarının mezarlarına ulaşma hakkını bir kez daha ilgililere hatırlatıyoruz. Bu temel insancıl hakka dair bürokratları, kolluk makamlarını, yargı makamlarını bir kez daha göreve davet ediyoruz. Eğer biz geçmişimizle yüzleşmezsek, toplumsal sorunlarımızla yüzleşmezsek sağlıklı bir gelecek inşa edemeyiz. Bombayı reddeden köyün gençleri sürekli bir şekilde gözaltına alınır. 13 Ağustos 1994 tarihinde Fındık Bölge Jandarma Karakoluna bağlı askerler Fındık Köyü'nü basarak tüm evlerde arama faaliyeti gerçekleştirir. Daha sonra Hasan Esenboğa'nın ağabey, Bahri Esenboğa, İlhan İbak, Ahmet Özdemir, Fikri Şen, Ahmet Özer ve Mehmet Dayan gözaltına alınır. Gözaltına alınan 6 isimden sadece Mehmet Dayan yaklaşık bir ay sonra serbest bırakılır. Geri kalanlardan ise bir daha haber alınamaz. Hasan Esenboğa'nın cenazesi alıkonulduktan 4 gün sonra Cidre-İdil yolu üzerindeki boş bir arazide köylüler tarafından bulunur.